Değerli arkadaşlar, merhabalar, iyi akşamlar diliyorum herkese. Evet, dün 1 Mayıs tatili ardından bugün tekrar iç piyasalarımızda hareketlilik devam etti. Tabii ki Fed'in yapmış olduğu açıklamalar, daha doğrusu Fed faiz kararını değiştirmemesi ardından Jeremy Powell'ın yapmış olduğu açıklamalar dünya piyasalarında, dolarda önemli bir dalgalanma yarattı. Dün size aktarmış olduğum analizimde Fed öncesinde özellikle Trump'ın 1 puan civarında bir faiz indiriminin yapılması uygundur. Ekonominin canlanması ve şu an gelen işte verilerin oldukça olumlu olması, enflasyonun kontrol altında olması gibi sebeplerle 1 puanlık bir faiz artışı, pardon, indiriminin yapılmış olması durumunda ekonominin daha hızlı canlanabileceğine dair Fed kararı öncesinde bir takım açıklamaları bulundu. Ama Fed Trump'ı dinlemedi. Ona muhalif bir şekilde faizlerde herhangi bir değişiklik yapmayacağını ifade ettiği gibi verilere bakacağını ve sabırlı duruşunu devam ettireceğini, bu paralelde ise Fed'in çok kısa vade içerisinde bir faiz indirimi yapmayacağı düşüncesi piyasalarda hakim oldu. Dolayısıyla Powell'ın yapmış olduğu bu açıklamalar esnasında 97 seviyesinin dahi aşağısına inmiş olan dolar endeksinin tekrardan bu konuşma sürecinde yükselmeye başladığını, euro doların 1.12'ler üzerindeki seyrinden tekrardan 1.12 aşağısına doğru bir seyri kazandığını ve Japon yeninin tekrar 1.11 pardon 111 500'ler üzerine tırmandığını tanık olduk. Bu tablo bize doların dünya piyasaları içerisinde Fed sonrasında tekrardan değer kazanımına işaret ediyordu. Zira altın fiyatlarındaki sert geri çekilme de buna önemli bir sinyaldi. Evet sevgili arkadaşlar, kendi iç piyasamız açısından duruma bakacak olursak, biliyorsunuz Financial Times'ın ortaya atmış olduğu bir iddia, Sayın Merkez Bankası Başkanımızın rezervler konusunda yapmış olduğu ama piyasaları bir türlü tam anlamıyla tatmin edemeyen açıklamalar, net rezerv, brüt rezerv konusundaki tartışmaların halen devam ediyor olması ve bugün açıklanan veriler itibariyle de Merkez Bankası rezervlerinin gerilemekte olduğunun teyit edilmiş olması, bu konudaki tartışmaların bir süre daha devam edeceğini göstermekte. Ancak Cumhurbaşkanımız bugün yapmış olduğu açıklamada Türk ekonomisi hakkında olumsuz yaklaşımlar içerisinde bulunanların, kasıtlı olarak algı yaratmaya çalışanların hiçbir şekilde başarılı olamayacaklarını, ekonominin iyi durumda olduğunu ve gelişme evriminin devam edeceğini, enflasyonun ve de dolar TL'nin uygun seviyelere mutlak surette indirileceğini kısa süre içerisinde görebileceğimiz hususunda açıklamalarda bulundu. Affedersiniz. Şimdi arkadaşlar, bugün Merkez Bankası'nın almış olduğu bir karara tanık olduk. Merkez Bankası dolar swap, artık swap konusunu hepiniz biliyorsunuz. Dolar swap işlemlerini yapmayacağını söylemedi ama bu dolar swap işlemleri yerine altın swap işlemleri yapacağına dair bir açıklamada bulundu. 6 Mayıs tarihinde bu işlemlere başlayacağını ifade etti. Bunun anlamı ise bankalardan altın alacak ve karşılığında Türk lirası verecek. Yani bir anlamda bir haftalık vadeler içerisinde bankaların elinde bulundurmuş olduğu altın miktarlarını, altın mevduatlarını veya rezervlerini Merkez Bankası'nın rezervlerine dahil etmek suretiyle rezerv problemini gidermek şeklinde bir düşünce taşımakta. Ve bu paralelde ise bankalara TL vermek suretiyle piyasanın ihtiyacı olan TL ihtiyacını, nakit ihtiyacını karşılamak gibi bir çözüm üretmiş durumda. Dolarla ilgili olarak swap işlemleri yapmayacağını veya bu konudan vazgeçip de altına yönelmiş olması bir anlamda yabancıların dolar hususunda, dolar TL hususunda geçtiğimiz günlerde yaşamış olduğu swap krizinin bir daha yaşanmayacağına dair bir güvence gibi de algılanabilir. Ancak önemli olan bir durum var ki Merkez Bankası'nın rezervlerinin yeterli olmadığı gerçeği bir kez daha ortaya çıkmış oluyor. Merkez Bankası bu konuda rezerv artışı adına bu altın swap konusuna yönelik olarak bir çözüm üretme çabasını gösteriyor. Ve bir diğer yandan ise zannediyorum dün idi açıklanan bir bilgiye göre bankalar bir yıldan daha fazla vadesi olan mevduatlar için enflasyon korumalı mevduatlarda herhangi bir stopaj kesintisi yapmayacağını ifade etti. Bunun da anlamı piyasanın TL'ye olan ihtiyacı nedeniyle vatandaşın veya TL mevduatlarının artmasını sağlamak, belki de dövizden TL'ye geçişi biraz daha cazip hale getirmek gibi bir amaç taşımakta. Evet, Merkez Bankası bir şekilde yüksek dolar kurunu ve enflasyonu dizginleyebilmek adına bir takım adımlar
atıyor. Ama bunların ne ölçüde başarı sağlayacağını izleyip göreceğiz diyelim. Fazla bir yorum yapmayalım. Evet sevgili arkadaşlar, dolar TL için dün itibariyle vermiş olduğum günlük pivot seviyemiz 5.95-15 seviyesinin destek olarak, 5.98-26 seviyesinin ise direnç olarak takip edilmesi gerektiğini ifade etmiştim. Nitekim bugün itibariyle 5.95-35 seviyesi, yani destek seviyemize çok yakın bir noktaya yaklaşırken tepki görüldü ve yine en yüksek 5.98-38 seviyesi görülmek suretiyle günün birinci direnci olan 5.98-26'nın çok az bir şekilde üzerine çıkıldıktan sonra tekrardan bir geri dönüş olmak suretiyle 5.96 civarında, 5.96'nın üzerinde kalmak isteyen bir seyirle günü geçiriyoruz. Zannediyorum ki 5.96 üzerinde kapanışımız veya 5.97 yakınlarında bir kapanışımız gerçekleşecek gibi. Değerli arkadaşlar, bugün üçüncü kez 5.98 üzerini test ettik. 25 Nisan tarihinde 5.98.08, 30 Nisan tarihinde 5.98.53 ve bugün itibariyle 5.98-38 seviyesi test edilmek suretiyle üçüncü kez 5.98 üzerinin test edildiğine tanık olduk. Artık 5.98 seviyesinde piyasanın yaratmış olduğu veya altı seviyesine çok çok yaklaşılırken piyasanın yaratmış olduğu bir direnç oluşmaya başlandı. Üçüncü kez test edildi. Gittikçe bu direncin yıpratılmaya, yorulmaya çalıştığını düşünebiliriz. Ancak bu direncin aşılabilmesi hususunda zannediyorum YSK'nın İstanbul seçimleriyle ilgili olarak vereceği karar bir anlamda bekleniyor. Bu karara odaklanılmış durumda. Cuma günü itibariyle, yarın itibariyle açıklanması beklenen kararın pazartesi günü açıklanma ihtimali ön plana çıkmış durumda. Zira bu karar önemli bir hareketlilik yaratabilir. Her zaman söylediğim üzere, son analizlerimde sıklıkla vurguladığım üzere, gelecek olan iptal yönündeki bir karar, ekonomik belirsizliklerin biraz daha artması, yeni yeni harcama kapılarının açılacak olması ve reform paketinin uygulanmasında bir miktar gecikmelerin olabilmesi gibi ihtimaller sebebiyle piyasa psikolojisi açısından olumsuz algılanabileceğini ve bu sebepten ötürü bu 5.98'de oluşturduğumuz direncin aşılmak suretiyle şurada sarı hattımızın oluşturduğu 6.05 direncinin zorlanması ve buranın da geçilmesi, aşılması durumunda ise ilk etapta 6.10 seviyesine doğru bir hareketliliğin yaşanma olasılığını dikkate almak gerekiyor. Şayet olumlu bir tablo söz konusu olacak olursa, seçimlerin iptali yönünde bir karar çıkmayacak olur ise, bu durum ekonomik anlamda az önce ifade etmiş olduğum sebeplere bağlı olarak ekstra harcamaların olmayabileceği ve biraz daha yabancının demokrasiye ve Türk hukuk sistemine güveninin oluşması manasında hafif ve sınırlı bir iyimserlik söz konusu olabilir ve bu durumda şurada kısa vade olarak takip etmiş olduğumuz 5.94 seviyesine yükselmiş olan destek noktamızın kırılmak suretiyle şuradaki ara desteğimiz olan yeşil kesik çizgilerin oluşturduğu 5.86 seviyesine doğru bir geri çekilme olasılığından söz edebiliriz. Söz konusu iyimserlik biraz daha ileri boyutlara taşınacak olur ise 5.70'lere doğru geri çekilme olasılığını teknik olarak söyleyebiliyoruz. Ancak 5.70 seviyesine kadar bir geri çekilme yaşanır mı yaşanmaz mı, bu konuda herhangi bir iddiada bulunmak mümkün değil. Ama piyasanın şu anda çok yakın bir şekilde takip etmiş olduğu seçim sonuçlarıyla ilgili olarak mevzunun veya belirsizliğin ortadan kalkması ardından bazen aşırı hareketler olabiliyor ve bu tarz durumlarda beklenmedik şekilde yukarı ve aşağı yönlü hareketler anlık veya birkaç saatlik veya bir iki günlük gibi çok çok kısa süreçlere dayalı olarak ana desteklere doğru veya ana dirençlere doğru yaklaşımlar ve ardından tekrar piyasanın kendi çizgisi içerisine girebildiğini görmekteyiz. Bu açıdan bu kritik sebepleri sizlerle paylaşma ihtiyacını hissediyorum. Arkadaşlar, malumunuz üzere yeni aya başladık ve ben pivot verileriyle ilgili olarak sizleri genellikle bilgilendiriyorum. Son derece güvendiğim bir veri kaynağıdır pivot verileri ve sizlere Mayıs ayı içerisinde takip edilmesi gereken pivot seviyeleri de aktarmak istiyorum. Bakınız, Mayıs ayı diyorum, bir aylık süre içerisinde takip etmemiz gereken pivot seviyeleridir ve bu pivot verileri başlığımın da içeriğini oluşturduğu üzere diyor ki Mayıs ayı için 5.84 seviyesi bir denge noktasıdır. 5.84 seviyesinin üzerinde kalındıkça, bu seviye bir destek olarak korundukça veya bir başka ifadeyle olası sert hareketlerde bile 5.84 desteğinin aşağısına gelinmiyor ise
Bu durumda yön 6.23 seviyesine kadar devam edebilecek şekilde yukarı eğilimlidir. Yani bu denge noktasının üzerinde kalındıkça piyasanın yukarı eğilimli olduğuna daha fazla ihtimal vermek gerektiğini ifade ediyor. 6.23 seviyesi aşılır. Bu seviye bir destek konumuna getirilir ise bu durumda 6.38 seviyesinin ikinci bir direnç olarak takip edilmesi gerektiğini, bu iki seviyeye 5.84 üzerinde kalındıkça yakından kıymet verilmesi gerektiğini ifade ediyor. Şayet 5.84 seviyesinin aşağısına gelinecek olur ve 5.84 artık bir direnç olarak algılanmaya başlanırsa, bu durumda 5.70 seviyesine kadar bir geri çekilme olasılığının teknik ihtimaller dahilinde pivot sistem tekniği itibariyle mümkün olabileceğini, ihtimaller dahilinde olabileceğini ifade etmek gerekiyor. Bu açıdan arkadaşlar artık daha yükselmez veya artık daha mümkün değil düşmez gibi ön yargılar içerisinde olmak yerine rakamların gün içerisinde veya gün sonunda oluşan rakamların teknik olarak ne anlama geldiğini yorumlamak ve buna bağlı olarak da önümüzdeki tabloya bakmak gerektiğini düşünüyorum. Evet değerli arkadaşlar, yarın için şu anki piyasalarımızın bu seviyelerde kapandığını varsayacak olur isek, ben gece 24'ten sonra mutlaka yarına yönelik olarak son kapanış verilerine bağlı bilimetrik bir şekilde pivot verilerini gerek ons altın için, gerek euro dolar için, gerekse de endeks ve dolar ve biop kontratları için mutlaka vereceğim, ama şimdi piyasaların bu seviyelerden kapandığını varsaymak suretiyle yarına yönelik olarak 5.96.66, 5.96.60 seviyesinin pivot konumunda olduğunu görmekteyiz. 5.96.60'ın üzerinde kalındıkça yeniden bir 5.98 atağının yaşanma olasılığı ve 5.98'in üzerinde ise 5.99.60 ve 6.01 seviyelerinin takip edilmesi, dikkat edilmesi gereken seviyeler olduğunu görmekteyiz. Aşağıdayız arkadaşlar, 5.96.50'nin aşağısında kalınması durumunda ise 5.94.90 ve onun aşağısında 5.93.60 seviyeleri yarın dikkat edilmesi gereken önemli pivot seviyeleri konumunda. Yükselen kanalımızda sarı ana çizgimiz 5.93.90 seviyesine işaret etmekte. Yuvarlak ifadeyle 5.94 seviyesini gün içi işlemlerde ve kısa vade adına destek olarak takip etmek gerekiyor. Orta vade adına Mayıs ayı içerisinde geçerli olmak kaydıyla ise ilk takip etmemiz gereken seviye, olası iyimser bir haber akışında ilk olarak 5.84 seviyesi, yakından takip edilmesi gereken seviye konumunda. Arkadaşlar, Viyop konusuna geliyorum. Mayıs kontratları itibariyle bugün özel bir durum söz konusu. Nedir bu özel durum değerli arkadaşlar? Bugün piyasanın, gerek serbest piyasanın gerekse USD-TR'ye, uluslararası piyasalardaki Dolar-TL'nin daha hareketli olduğunu görmemize rağmen pardon, daha hareketli olduğunu görmemize rağmen Mayıs kontratları itibariyle daha sakin ve daha gevşek bir seyrin var olduğunu, yukarı gitmekte zorlanan bir eğilimin var olduğuna tanık olduk. Bir ara 6.09.19 seviyeleri test edilmiş olsa bile Dolar TL'nin 6.07'ler civarına, hatta 6.07 üzerlerine yöneldiği anlarda bile Viyop Mayıs kontratlarında bir güçsüzlüğün mevcut olduğuna tanık olduk. Arkadaşlar, bunun sebebini gün içerisinde anlamak pek mümkün olamadı ama gün sonundaki alan satan kurumlar bazında bir değerlendirme yaptığımız zaman bugün Merkez Bankası'nın 62.682 kontrat short pozisyon açtığını görmüş bulunuyoruz. Arkadaşlar, bu kontratlar, 63.000 kontrat civarındaki miktar, tamamen bugün açılmıştır. 2 Mayıs tarihinde açılmıştır ve Merkez Bankası'nın yapmış olduğu short pozisyonlarıyla ilgili olarak hafta sonu sizlere aktarmış olduğum analizde Merkez Bankası'nın Ağustos, Ekim ve Aralık aylarında short pozisyonlar açtığını ama diğer vadelerde herhangi bir pozisyonunun olmadığını, daha doğrusu ekstra pozisyonlar açmadığını ifade etmiştim. Hele hele Mayıs ayında hiç pozisyonu bulunmuyordu. Ancak bugün Merkez Bankası Mayıs ayında da short kontratlar, short pozisyonlar açmaya başladı. Ortalama maliyeti ise 6.07 civarlarında. Demek ki arkadaşlar, bugünkü Merkez Bankası'nın ekstra ve yoğun miktardaki short açma çabaları Viyop kontratlarının bugün biraz daha sakin veya biraz daha yavaş hareket eden bir konumda olmasına sebep olarak gösterilebiliyor. Merkez Bankası'nın açmış olduğu bu Viyop kontratlarını karşılayanların kimler olduğuna baktığımız zaman ise TEB yatırımı, İş yatırımı ve AK yatırımı görmekteyiz. Bunun yanı sıra Akbank AŞ'nin, Yapı Kredi Yatırımı ve Finansal
Bank AŞ'nin de yine bugün short yönünde hareket eden diğer kurumlar olduğunu görebiliyoruz. Merkez Bankası'nın bu husustaki çabası devam eder mi? Yani short pozisyonlar açmaya önümüzdeki günlerde de devam eder mi, etmez mi? Bu konuda net bir ifade kullanmak mümkün değil. Bunu izleyip göreceğiz. Ama bugünkü tablo Merkez Bankası'nın elindeki bu miktarlara bağlı olarak short pozisyon açma eğilimini devam ettirme ihtimalinin var olduğunu göstermekte. Zira Merkez Bankası hemen hemen her vadede yaklaşık 500 bin 600 bin kontrat civarında dan daha da fazla miktarlarda şu anda pozisyon yüklenmiş durumda. Mayıs vade içinde pozisyonlarını artırabilir şeklinde bir ihtimali dikkate almamızda yarar var. Ben sizlere mümkün olduğu kadar her akşam Merkez Bankası'nın özellikle Mayıs vadede bir short pozisyon açıp açmadığını ve açtı ise maliyetinin ne seviyede olduğunu paylaşmaya gayret göstereceğim. Evet sevgili arkadaşlar, şu an için Merkez Bankası'nın işlemleri, Viyop kontratlarının durumu. Ha, bu arada Viyop'la ilgili olarak arkadaşlar yarına yönelik olarak destek ve direnç verilerini de sizlerle paylaşayım. Yarın için arkadaşlar Viyop'ta 6.07.38 seviyesinin pivot konumunda olduğunu görmekteyiz. Mayıs kontratları itibariyle 6.07.18 ila kapanış olmuş. Pivot seviyesinin çok az miktarda aşağısında bir kapanış gerçekleşmiş. Takip etmemiz gereken ilk önemli direncimiz 6.08.77 ve bu seviyenin de aşılması durumunda ise 6.10.58 seviyesi. Ne dikkat etmek gerekiyor. Ancak son günler itibariyle Viyop kontratlarında, Viyop Mayıs kontratlarında 6.09 üzerinde bir satış baskısının oluştuğunu da ifade etmiş olayım. 6.07.38-40 seviyesinin aşağısında kalındıkça ise 6.05.50 seviyesine, buranın da kırılması durumunda ise 6.04.20'lere kadar bir geri çekilme riskinin veya ihtimalinin mevcut olduğunu ifade etmiş olayım. Ve bu noktadan itibaren de iyi akşamlar dileyerek hoşça kalınız diyorum. Selamlar, saygılar.